Bilmiyorum, sizler şova bakıyorsunuz, okuyorsunuz ama hoşunuza gidiyorsa devam evet, edebiliriz bu şekilde. Evet, çok güzel, çok güzel. Bir duyurma isterseniz, nasıl bir duyurma özellikle size içimden çok teşekkür etmiştim. İyi ki konuştunuz. Çok teşekkür ediyorum böyle bir şey hazırladığınız için. Sağ olun, hadi şöyle. Yani ne şimdiye kadar hani bilmediği hani, adını biliyoruz ama detayını bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Çok güzel, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ömer'le şeyin sayesinde Nazlı'nın hem kulağımız hem gözümüz bayram ediyor. Sizlere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben Kadınlar Günü'nün size en... Daha başlamadık bir defa ya. Bırakmazlar. Bu slideshow'ların hepsini Atatürk Kültür Merkezi'nin web sitesinde olacak. atatürk.org.au videomuz oluyor, çekiyoruz. YouTube kanalımız da oraya koyacağız. Hatta bugün bildiğiniz gibi çoğunuzun özel bir video mesajımız var. Değerli arkadaşım Mehmet Ali Çetin'in fikriydi. Kendisi zaten emeğiniz emek verdi. Çok videoları çekti, bir video hazırladık. Bunu da göstereceğiz size bu akşam. Umarım güzel bir akşam geçiririz. Hem de benim adım geçti orada. Madem böyle bir istedim, zaten adam böyle. Ben bir şey söyleyeyim. Duyurumuzda kokteyl parti demişti. Benim polis bir arkadaşım var. Arkadaşım uyarıda bulundu. Burası belediyenin binası, bizim binamız değil. Kapalı bir mesken olduğu için alkol ruhsatı olmadan alkol servisi yapılıp alkol içmek yasak. Hiç önemli. Yasal bir şey düşerdik. Yoksa içmemiz gerekmiyor yani. Olabilir yani, öyle demiştik. Arzeler yapabilirim. Ama ileride bugün bizim bir mekan olur, müsaitsiniz olur. O zaman barbekümüzü de yapacağız. Rakımızı da atacağız. Biz de içeriz. Bir an alayım. Kokteyli bırakın siz. Rakı sevgi. Rakı en güzel diyor. Thank you.
2016 yılı YİMET'in kurulunda genç dinamik yeni arkadaşlarımız var. Onlardan bir tanesi Mehmet Ali Çetin arkadaşımız. Bir fikri vardı. Dünya Kadınlar Günü için bir video mesajı, özel video mesajı yapalım dedi. Onu çektik son iki hafta için, salı günleri. Bugün onu sizlere göstermeyi istiyoruz. Umarım beğenirsiniz. İçinizden bazı arkadaşlarımız, bazı büyüklerimiz, sevdiklerimiz de vardı. Onlar da iştirak ettiler. Dünya Kadınlar Günü'nün ne demek olduğu, sizin için ne demek olduğu diye bir soru yönelttik onlara. Ve bu soruda onların düşüncelerini aldık. Hoş, güzel bir şey oldu. İleriki sene buradaki herkesin katılmasını istiyoruz. Bir değil 10 tane video yapalım. Biz yaparız. Hepiniz konuşun, hepiniz kendinizi ifade edin. Özellikle İngilizce bundan sonra yapacağız aktivitelerimizi. Gençliğimiz, Avustralya'da yetişen Türk gençler, onların ana dili istesek de istemesek de İngilizce. Ondan sonra Türkçe geliyor. Ve Türkçelerinden kopmuyorlar. Bizim maksadımız, amacımız Türkçeyi silmek değil, Türkçeyi pekiştirmek, onlara yardımcı olmak. Cumartesi okullarımız, Fatma Yücelan'ın okulu gibi diğer birçok okullarımız var. Hepsi yardım ediyorlar. Yıllardan beri burada görüyorum mesela onlar aramızda birçok öğretmenlerimiz var. Eskiden beri çalışıyorlardı. Buyurun lütfen. Vazife yapıyorlar.
ve hala genç gelen yeni öğretmenlerimiz anlamda yapıyorlar. Türkçü çok önemli ama yeni nesiller için Atatürk'ün, Atatürkçülüğün, Kemalizmin modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ne demek olduğunu, onun Türkleri, Türk kadınını nereye götürdüğünü, özellikle böyle bir günde anlatmak, İngilizce anlatmak onlara, kendi hallerini anlatmak daha verimli olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra aktivitelerimiz İngilizce'de olacak. Daha sonra ben size bu yıl ve bundan sonraki yıllarda yapacağımız çalışmalar hakkında biraz daha bilgi vereceğim. İsterseniz videoyu başlatalım. Bir bakın. Umarım beğenirsiniz. Bugün çekiyoruz. Ulusal kanala gidecek bugün. Onların haber programında haber olarak çıkacağım. Atatürk gave Turkey the women's rights in 1934. In 2016, Turkish women are now giving back their rights, which is unthinkable. Why are all the other countries in the world that have fought for their rights, their women's rights, still holding on to their rights now? But a country such as Turkey, where women were handed their rights, are just giving them back? I understand. Thank you. Mihrimah Savaşer, tek kelimeyle kadın, anadır. Kadınlar Günü'nüzü kutluyor. Adım Ayşe Ali Dosti. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kadınlar Günü deyince benim aklıma bir adam geliyor. Mustafa Kemal Atatürk. Türk kadınına gereği gibi değeri veren, dünya kadınlarından daha üstün gören, seçilme hakkını veren Atatürk, aynı zamanda omuz omuza savaştığında kadınların gücünü fark etmiştir. Bir toplumun iki parçadan olduğunu, erkekler ve kadınlar olduğunu, her iki tarafından eğitim görmesi gerektiğini, hele kadınların yarının gençlerini yetiştirdiği için daha çok eğitim görmeleri gerektiğini vurgulamıştır. İşte bu yüzden Atay'ı daha büyük saygıyla her geçen gün anıyorum. Tekrar Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günü benim için Atatürk'ü ifade ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü ifade ediyor. Eğer soru Dünya Kadınlar Günü'ndeki en önemli